Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum akıllı telefon HTC Desire 500 geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı ve bu telefonun Türkiye lansmanında geçtiğimiz ayın sonlarına doğru gerçekleştirilmişti. O zaman bu telefona kısaca bir bakış atma şansı yakalamıştık ve izlenimlerimizi paylaşmıştık. Bu telefon birkaç gündür test merkezimizde, detaylı incelemesini Teknoblog'da bulabilirsiniz. Bu videoda da HTC Desire 500'ün bir özetini geçiyoruz. HTC Desire 500 tasarım anlamında Desire cihazlarının çizgisini yansıtıyor. Bununla birlikte HTC One'dan da çeşitli unsurların bu telefona aktarıldığını görüyoruz. Örneğin üstteki ayız hoparlörlerine baktığımızda yine HTC One'ın Boom Sound hoparlöründeki gibi delikler açıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bunu HTC One X'de, One S'de de görmüştük. Aynı şekilde Desire'da da, Desire 500'de de bu ayız hoparlörünü görüyoruz. Bunun yanı sıra ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Geçen yılın cihazlarında ortada ana ekran tuşu yer alıyordu. Yanda da, hemen onun yanında da çoklu görev tuşunu görüyorduk. Bu yıl HTC One'la birlikte ortada HTC logosu, solda ve sağda da görmüş olduğunuz navigasyon tuşları vardı. HTC Desire 500'de HTC logosu üstte yerleştirilmiş olsa da altta görmüş olduğunuz gibi bayağı bir boşluk bırakılmış ve çoklu görev tuşu da yer almıyor. Yine iki tane navigasyon tuşu görüyoruz. Telefon plastikten yapılmış, parlak ve pürüzsüz bir plastik yüzeye sahip HTC Desire 500'ün yüzeyi. Bununla birlikte görmüş olduğunuz beyaz renkli versiyonda mavi renkli şeritler telefona ayrı bir hava katıyor. Gerçekten HTC Desire 500 şu görünüşüyle bir genç yaşı telefon gibi duruyor. Bunun yanı sıra bu telefonun siyah renkli bir versiyonu da var. Eğer ağır bir havaya sahip olan telefon istiyorsanız o telefonu, o modeli, siyah renkli modeli tercih edebilirsiniz. HTC Desire 500'ün sol tarafına baktığımızda herhangi bir şey görmüyoruz. Sağ tarafta ses tuşları var. Altta mikro USB portu ve mikrofonu görüyoruz. Üstte de yine 3.5 mm'lik kulaklık jakı ve güç butonu karşımıza çıkıyor. Arkada 8 megapiksel kamera ve LED flash var. Beats Audio amplifikatörü yine bu telefonda da var. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi hoparlörü de bir HTC klasiği olacak şekilde arka bölüme, alta doğru ve küçük deliklerle oluşacak şekilde yerleştirilmiş. Önde 4.3 inçlik TFT kapasitif dokunmatik ekran var. 1.6 megapiksellik ön kamerada dikkat çekiyor. Ekranın çözünürlüğü 480x800. 4.3 inç telefonlarda bu ekran çözünürlüğüne fazlasıyla karşılaşıyoruz. Genellikle büyük ekranlı cihazlarda yüksek çözünürlükler görmeye alıştı artık gözler. 4.3 inçlik ekranda da aslında 480'e 800 çözünürlük çok fena durmuyor. HTC Desire 500'de de Sense 5 kullanıcı arayüzünün elemanlarında bu ekran fena olmayacak şekilde gösteriyor. Görüş açıları da fena değil. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek açılardan baksanız bile ekranda neler olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun dışında HTC Desire 500 sanki yekpare bir telefon gibi görünüyor, ancak bu telefonun kapağını biraz zor da olsa gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz aslında. Zorluktan kastım, ilk başta telefonu elinize aldığınızda kapağın nereden çıkaracağınızı pek rahat bulamayabilirsiniz. Bunun için telefonun ambalajında yer alan rehbere, küçük resimli kılavuza bakmanız yerinde olacaktır. Gördüğünüz gibi alta şu şekilde parmağımı, tırnağımı sokuyorum ve daha sonra da çekip çıkarıyorum. Arkada batarya var görmüş olduğunuz gibi. Micro SIM kart yuvası ve yine SD kart yuvası. HTC Desire 500'de dikkat çeken çeşitli yuvalar. Bunu da belirtelim. HTC Desire 500'de Android 4.1.2 Jelly Bean çalışıyor ve bunun üzerinde görmüş olduğunuz gibi Sense 5 kullanıcı arayüzü geliyor. BlinkFit bu telefonun en önemli özellikleri arasında. HTC One'la tanıştığımız BlinkFit sayesinde Twitter, Facebook, LinkedIn gibi sosyal ağ hesaplarını, bunun yanı sıra HTC tarafından sunulan çeşitli haber kaynaklarından derlenen haberleri ana ekranınızda görmüş olduğunuz gibi en güncel şekilde görebilirsiniz. Aşağı doğru kaydırdıkça eskiye doğru giden içerikler bu şekilde ana ekranınızda BlinkFit sayesinde hem çevrenizde, yakın çevrenizde hem de dünyada neler olup bittiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun dışında yine HTC Sense'ten alıştığımız şekilde bir uygulama menüsü var. Yine bu uygulama menüsünü kılavuzunu da değiştirebilir. Uygulama kısa yollarını 4x5'lik bir matris halinde de görüntüleyebilirsiniz.
Yine çeşitli ortam uygulamaları, Google uygulamaları bir yerlere toplanmış. Bunun dışında yine internet tarayıcısı, HTC One'dan alıştığımız bir internet tarayıcısı geliyor. HTC Desire 500'de de bununla Desire 500'ün 4.3 inçlik ekranında internete girebilirsiniz. Bu internet tarayıcısının flash desteği de bulunuyor. Tabi isterseniz yine Chrome'u da internet tarayıcısı olarak kullanabilirsiniz Desire 500'de. HTC Desire 500'de Qualcomm Snapdragon 200 işlemci bulunuyor. 4 çekirdekli bu işlemci, 4 tane Cortex A5 çekirdeğine oluşan bir Yonga set var. Aslına bakarsanız üst sınıf bir işlemci değil, daha çok giriş seviyesi bir işlemci ve HTC Desire 500'de de çok yüksek, çok mükemmel bir performans sunmasa da cihazın menülerinde rahatlıkla dolaşmayı sağlayan, internette gezinmeyi sağlayan, çeşitli oyunları, Riptide, GP2 gibi oyunları her ne kadar mükemmel grafiklerle olmasa da kontrollerle rahat kullanabileceğiniz şekilde oynatan bir işlemci bu. O açıdan baktığımızda HTC Desire 500 gibi giriş orta seviyeli bir telefonda beklediğiniz performansı bu telefon sizlere sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Riptide GP2 oyunu da daha önce test için yüklemiştik. O da karşımızda. Hemen onu da size şöyle gösterelim fazla vakit kaybetmeden. Gördüğünüz gibi kontroller fena değil. Ancak grafiklere baktığınızda grafiklerin çok da gerçekçi olmadığını, yapaylık olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da zaten fazla mükemmelini beklemediğimiz bir durum. HTC Desire 500'de 8 megapiksel kamera var arkada. Kamera uygulaması da HTC'nin One serisi telefonlarından alıştığımız bir arayüzle karşımıza çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Yine fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda. Yine çeşitli efektler var, görmüş olduğunuz gibi zengin efektler var. Zoe'yi görmüyoruz. Zoe bu telefonda yer almıyor ancak sıralı çekim yapabilir ve çektiğiniz fotoğraflardan en iyisini kaydedebilirsiniz ya da hepsini şu şekilde silebilirsiniz. Bunun dışında HTC Desire 500'ün HTC One serisinden aldığı özelliklerden bir tanesi de Video Highlights. Video Highlights sayesinde çekmiş olduğunuz fotoğraflardan otomatik olarak cihaz üzerinde klipler oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etkinlik görünümüne girdiğimizde en üstte zaten otomatik olarak bir video klip oluşturuluyor. Ve bu video klipi de istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Cihazda bulunan çeşitli ön yüklü temalardan bir tanesini seçerek farklı video klipler oluşturabilir ve bunları da HTC Share aracılığıyla internet üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunu da HTC Desire 500'ün ilgi çekici özelliklerinden bir tanesi olarak nitelendirebiliriz. HTC Desire 500 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.